Bozkurt Yazılım kanalından herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Veri tabanından bilgileri okutacağız. Bunun için yeni bir değişken tanımlayacağız. Dim diyeceğiz. DR. Genel olarak DR kullanılır. Siz bunun adını oku ve benzeri şeyler kullanabilirsiniz. MySQL Data Reader diyeceğiz. Başka bir de dimcmd, yani komut, new MySQL command. MySQL komutlarımızı yazacağımız için bunu kullanacağız. İlk önce bir tane veri ekleyelim. Kullanıcı adı ne olsun? Bozkurt yazılım. Şifre 1 2 3 4 5. Buraları girilme diyelim. Değerini de 1 yapalım. Bir tane değer ekledik. Gördüğünüz gibi. Bunu label'a aktaralım. Tasarımını yapayım. Evet, yüklenince buralara gelecek. Bu label 1. Bu da label 2. Bağlantımızı açtık arkadaşlar. Sorun yok. Denedik. Bunun için bir mesaja gerek yok. Şimdi cmd connection diyeceğiz. Bağlantı diyeceğiz. Yani komut satırımızın bağlantısını belli ettik. Bir de command text. Komutumuzu yazacağız şimdi arkadaşlar. Komutumuz select yıldız from. Tablomuzun ismi neydi? Üyeler. Ne dedik? CMD connection bağlantı. CMD command text select yıldız from üyeler. Yani seç nereden? Üyeler tablosundan dedik. Şimdi DR eşittir. CMD reader dedik. DR read diyeceğiz şimdi. DR yani MySQL data reader DR olduğu için bunu oku diyoruz. Bunu okuduktan sonra ne yapacaklarını yazacağız şimdi. Label 1 nokta tekstini aktaracak. DR'deki key adını, yani tablomuzdaki okuduğu key adını, kullanıcı adını. Label 2 nokta tekste de DR şifre aktaracak. Daha sonra bağlantıyı kapatsın. Bağlantı kapanmadığı zaman arkadaşlar hatalar olur. Herhangi bir sorun kalmadı. Şu DR'yi de kapatalım. Bakalım. Evet, Bozkurt yazılım. Buradaki veriyi buraya aktardı arkadaşlar. Şimdi birden çok veri olduğu zaman en sonki veriyi aktaracaktır. Okuyup. Bunun için nasıl bir şey var? Mesela listbox'a aktaracağım. Bu sefer label'a değil de listbox'a aktaralım. Label diyorum. Listbox. Buraya kullanıcı adlarını arkadaşlar. Buraya da şifreleri aktaralım. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Bir iki tane ekleyelim ki. İki. Kullanıcı ne olsun? Deneme bir. Deneme. YouTube deneme. Sallama yapıyoruz bir şeyler işte. 2-3 tane eklesem yeter. Son bir tane daha ekleyeyim. Yazamadım. Evet. Veriler eklediğimize göre şimdi kodlar yazabiliriz tekrardan. While there read diyeceğiz arkadaşlar. Şunu sileceğiz buradan. Çünkü burada çalıştırıyoruz. While döngüsünde bunu. While döngüsünün için arkadaşlar ne yazacağız? List box
bir nokta yazamadım. Xbox bir nokta items at dr kullanıcı adlarını buraya aktar. Bunu kopyalayalım. 2'ye de şifreleri aktaracak arkadaşlar. Bu şekilde çalıştıralım, bir deneyelim. Evet, sorunsuz şekilde aktardı. Gördüğünüz gibi veri tabanından bilgi okumak böyle arkadaşlar, bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum.